İleride bırakacağım. Evet, gidiyor. Hadi yavrum. Hadi. 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 Evet. 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 Evet, gitti. Küçüğü... Yok, kaçırırsan atarım seni. Küçüğü sal abi. Salayım mı onu küçüğü? Heh, sal. Evet, küçüğü salıyoruz arkadaşlar. Küçüğü atlan sadıcım için salıyorum. Hop. Çok güzel bir yansıması var su içerisinde. Güzel bir kardeş. Deneyelim bakalım. Aldım arkadaşlar. Abi bu balıkları Antalya'dan Sedat abi için çekelim mi? Evet, bu balıklar Antalya'dan Sedat Tekeli abime gelsin. Geliyor bakalım. Hani bir tane az önce beşli çekiyordum. Selam arkadaşlar. Evet. Bugün 11 Mayıs Cumartesi. Evet. Erşit abi şova başlamış arkadaşlar. Çapar yapıyor. Şimdi güzel bir akşam güneşi. Güzel bir akşam güneşi. Bakalım. Sponsorum Erşat Reis'ten bir atış. Evet. Videonun bu kısmında reklam giriyoruz. Et yemez kasapları. Erşat et yemez. Aynen. Osmanlı sucuk efsane. Aynen arkadaşlar, bizzat denedik. Şöyle bakalım. Yani ilerleyen günlerde balıkta ızgara düşmüşsünüz, bekleriz size. Aynen. Reklam işbirliğini açıyoruz. Hadi bakalım. Kaç gram taktın abi? İstavrit avı nasıl yapılır anlat bakalım bize. 50 gram kurşun. Evet. Abi elindeki sörf kamışı onun için. Kaç atarı var? 100-200. Karşıki mendreni oraya almışsındır herhalde. Abime bir el salla. Abi bir el salla. Hadi geliyor mu? Boş mu? Hadi inşallah. Evet arkadaşlar, Bandırma sahil. Günlerdir şiddetli rüzgar ve yağışın ardından havanın güzel olmasıyla birlikte ilk fırsatta İstavrit'e kaçtık. Gece LRF'ye kalacağız. Erşat abi güneşi batırmadan çapar yapıyor. Biz de çocukları uyutup YouTube'a video çekmeye indik aşağıya. Ben her zamanki yerindeyim. Tamam, hadi bak. Evet. İnşallah güzel bir akşam olur arkadaşlar. Ümitliyim çünkü 3 gündür şiddetli, çok şiddetli rüzgar ve sağanak yağış var be. Şu an
Şu an hafiften soğuk zaten. Montlarla geldik. Düşünün Mayıs'ın 12'si. Anormal bir hava var. Normal arkadaşlar ki kışın havaların bu kadar sıcak gitmesinden mevsimlerin değiştiğini buradan anlıyoruz işte Mayıs ayında. Ne oldu, atamadın mı abi, koptu mu? Kurşun koptu galiba abi. Abi hemen kurşunu nasıl bağladığını hemen çekelim canlı canlı. Bakın bu istavrit olayında ağır kurşun atılırken özellikle kurşunu takma çok önemli. Çünkü göster abi hemen bize. Göster bakalım. Benim de bildiğim bir taktik var. En altına bir tane klips bağlı. Evet, klipse şey yapıyorsun. Kurşunu klipse takıyorum. Evet. Abi ben başka bir sistem biliyorum. Lastik, yani şuraya bakın, şu en sona, şu misineye lastik bağlanıyor. Don lastiği gibi düşünün. O lastiği yuvarlak yapıp, halka yapıp kurşuna bağlılar. Bu sayede lastiğin esnekliğiyle beraber kurşun aynı bir sapan görevi gibi daha da uzağa atıyor kendini. Ben denedim, gayet başarılı. Geçen sene çok güzel sonuç aldım o şekilde. Evet Erfet abi klipsi bağlıyor. Abi bir tane ben atabilir miyim? Bir tane ben atabilir miyim? Sen beni çek. Ya beni böyle hafife aldın. İş istavrit işi. Sen levrekçisin. Sen ufak bana alışkın değilsin. Sana olacak 4 kilo 5 kilo. Doğru. Alıştım bir kere. Alıştım mı? 1,5-2 kiloluk levreklere bakmıyorum bile. Abi şimdi dün saldıklarımızdan bahsetmeyelim. Ortalık karışır, sonra buraya herkes dolaşır. Evet atıyoruz abi. Evet az önce koparttığı için bu sefer biraz temkinli atış yaptı, fark ettim. Çünkü az önce bir attı, şurada fenerin ucuna kadar gitti. Abarttığını o da anladı. Evet abi, aksiyon bu mu? Start aksiyonu bu mu? Ben bana bunu anlat. Çünkü şimdi izleyenler harbiden arkadaşlar bak vallaha delirdi, ucu delirdi. Geliyor. Karşı taraf yavaş yavaş çek. Belki dolar geri kalan. Evet arkadaşlar. Güzel. Hakikaten. Hadi bakalım inşallah. Helal diyorum abi. Aynen doğru senin. Abi bu balıkları Antalya'dan Sedat abi için çekelim mi? Evet. Bu balıklar Antalya'dan Sedat Tekeli abime gelsin. Geliyor bakalım. Göremiyorum da. Gelmek üzere. Geldi 1, 2, 3. 3 tane. Evet. Bereketli olsun. Aynen. Maylar da gayet güzel. Yok güzel abi. Kuru fasulye ya. Hadi abi boş durma. Olta alıp geleceğim şimdi diyor. Hadi abi. Ya, sahilin güzelliği bu ya. Efendim abi? Yap abi, beşli yap. Hadi bu atışta şeye gelsin abi. Mersin'den Leo Sano abime gelsin. Sıyır. Temkinli at abi kurşunu. Kurşunu. Bak. İşte sen o ayarı tutturdun şu anda. Ben onu çözdüm. Yani nerede çekeceğini falan. Orta su mu, dipte mi? Arkadaşlar manzaraya bakar mısınız yani? İyi güzel bandırma.
Harika arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Karşı taraf Kapıdağ Yarımadası. Şu gördüğünüz Kapıdağ Yarımadası. Bu buranın arka tarafı Erdek. Haydi bakalım. Haydi Erşat Reis. Sürüyü kaçırmayalım. Olsun. Bir dahaki atış olur. Bak ben olta atmıyorum sırf seni çekeyim diye. Tırırt tırırt dolduruyor mu? Olsun. Olsun olsun. Hemen bir tane daha. Çamur oltasıyla kalkan. Akşamında da skor. Ama avuçluyorum. Sağ olsun. Öyle her şey. Öyle her şeyi avuçlamamak lazım. Aynen doğru söylemiş. Hadi abi, güzel bir atış bekliyoruz senden. Tamam. Güneşe doğru şöyle. Kocaeli'den Üzeyir abi için geliyor. Atış. Mükemmel. Merak etme şu an şöyle. Hani millet kafa kamerası takıyor sanki ben de öyle yanmış gibi. Bak şöyle. Ya sürü kaçtı yalnız vallahi. Yapma be abi. Abi çok uzak atıyorsun. Karaya çekmesi yarım saat sürüyor. Bir daha atana kadar akşam oldu zaten. Ah be abi. İşte o sürüyü ya dibe batıracaksın ya orta suda onu ayarlaman lazım. Arkadaki ablam çok güzel orta atıyor. Ama çekmiş. Sen uyar abi. Abi sen bir tane de beni çeker misin? Sen bunu hallet ondan sonra. Takılma bas hızlı çek hızlı çek. Ne burada hala çekiyorsun? Bas 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 bas. Abi ne bas kaldı. Kalmaz abi kalmaz. Sar abi sar abi. 3 tane çaparı gitti. Yok yok bas hızlı sar. Sar 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 sar. Ver abi bir atış yapayım. Bir atış gerçekleştireyim. Şunu şöyle tutar mısınız? Hemen bir atış bir çekin. Bir saniye diyor. Çok iyi. Abi babadan oğula değişerek gelişerek istavritten levreye dönüş yaptınız. YouTube'a levren L'sini yazıyorsunuz. Yanına da C koyduğunuz zaman LG marka televizyon çıkmaz. Levrekçi Cihan çıkar. Hadi C'ye bir tane mal çıkarayım. Galiba kopardın diyor. Yok onu koparacağını atışından anladım da. Çok önemli değil. Gitti. Güzelim çaparıyı da yedim. Çaparı var bende be. Allah hallederim.
Burada bir efekt girmek lazım. Anasını. Niye? Sağ olsun diyor beni. Tamam. Kaçalım arkadaşlar buradan. Hadi şimdiden iyi seyirler. Gece devam ederiz arkadaşlar çekimlere. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet. Fujin Sniper 0.6 8 gram atarlı. 2.30 santim. Bir light bir LRF kamışım var arkadaşlar. Karolin sistemle avlanıyoruz. Şöyle göstereyim bunu da. Gözüküyor mu? İki tarafı delikli kurşun. 70-80 santim, 70-80 santim bir pay veriyoruz. Orada da gördüğünüz gibi iğnenin ucunda da silikonumuz var. Şöyle oturduğum yerden bağdaş kurdum arkadaşlar. Oturduğum yerden av yapıyorum. Balıkları böyle bayağı bir yaklaşık 20-25 parça oldu. Av devam ediyor. Şöyle göstereyim. Kayalardayız. Şöyle. Evet. Kendimi de çekeyim şöyle. Oturduğum yerden. Güzel bir av oluyor arkadaşlar. Hava güzel. Atıp çektiğim sahneleri maalesef gösteremiyorum arkadaşlar. Telefonla çektiğim için. Evet, Erşat abi arkamda. Şurada kayalarda. Gözüküyor mu? O da orada. Teke çıkarttı, bir şeyler yapıyor. Ben burada oturduğum yerden. Güzel, keyifli bir LRF gecesi yapıyoruz. Bir like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz, abone olsanız çok sevinirim. Evet, gece devam ediyor. Bacaklar tutmuyor. Bu ara benim bacaklar tutmuyor. Ne oturduğum yerden istavrit nasıl tutulur onun dersini vereceğim sana. Alamıyorum diyorsun ya. Aferin lan size. YKS 25 İlk kere günah olmaz, bir daha atayım. Göremiyorum. İlk kere günah olmaz, bir daha atayım diyor. Gelecek arkadaşlar, merak etme. Atıyoruz. Bir 10 saniye bekliyoruz. Karolin sistem dibe çöksün diye. Ondan sonra aksiyonu bozmadan çekmeye devam. Becerebilirsek böyle bilekten. Hadi. Bir vuruş geldi. Alamadık da bir kere vurdum. Olmadı. Şeye bir bakacağım şimdi, silikon yamulmuş olabilir. Az önce kayalara taktırdık. Yok, silikon normal. Arada böyle silikonu kontrol etmek lazım arkadaşlar. Silikonu kontrol etmek iyidir. Yok.
Gelmedi mi? Gelmiyor. Abi. Bir daha. Pes etmek yok. Böyle tarayacaksın. Bir sefer dipten getireceğim. Bir sefer orta sudan. Demiyoruz ya. Bizim buranın istavriti çok utangaç. Kameranın kaydına basınca gelmez oldu. Bakalım, dördüncü atışımız arkadaşlar. Yılmak yok. Bizim burası zaten böyle 3 atış, 5 atışta bir geliyor. Bakacağız. Burada bel ağrısına çok iyi gelen bir kaya var. Sırtını duyasladın mı? Oh. Neyse ki hava iyileşti arkadaşlar. İlk geldiğimizde rüzgar vardı. Hafiften soğuk vardı. Şu anda iyi, güzel. Bir müddet sonra insan beli ağrıyor, oturmak istiyor. Onun için şu şekilde istarı tutabilmek çok keyifli. Oturduğun yerde. Şimdi biraz arkam dönük olacak, kusura bakma. Biraz daha şöyle ileri atayım. Şurada ileride bir yer var. Karanlıkla aydınlığın tam böyle kesiştiği bir yer. Hadi Erçet abi, yok mu? Ne yapıyorsun 2 saat? Ne var oğlum? Büyük oldu. Balga çıktı. Allah hayret bir şey ya. Yok arkadaşlar, alamadık. Kaç atış oluyor? Neyse. Şöyle müsaadenizle biraz yukarı oturacağım. Kusura bakmayın. Bir de şöyle bacak bacak üstüne atayım. Totem yapayım şöyle. Thank you.
aldım arkadaşlar. İşin sırrı oturmakta demek. Ama ben Levent'e çıkıyorum. O zaman gel. Sen de bir yıldır sözde çıkıyorum. Bir daha oturduk şöyle. Tamam gel. 6 ay artı 6 ay şeklinde. Oldu mu? Bir yıl olmadı. 6 ay sonra gel. Böyle ağaçlar sözde. 11 Mayıs tarihinde. Yani arkadaşlar görüyorsunuz hani burada her atış istavrit değil. Oluyor bazen arka arkaya 2-3 sefer aldığımız ondan sonra kesiyor. 5 atış tabi, 6 atış tabi. Bazen 10 atış tabi. Erşat abi ne oldu, yoruldun mu? Yoruldun mu? Evet, ortam şahane. Hareketli olmaya başladı arkadaşlar. Gezintiler başladı. Bir de denk geliyormuş. Ne? Hayır. Ne oldu ya? Heh. Yak yapsana lan. Nasıl balık tutamıyor? Bir sürü astar başta bir şey yaptı. Sen kahve al. Ben sıkıntıyım. Ben yanlış anlıyor ora. Onu senin yapman lazım. Ama sen küçüksün ya Recep. Küçüklük başka bir şey. Küçüklük olsa başka bir şey. O başka bir şey. Ay koca gece istavrit tutmadı yani. Çaparıdan tuttum 5-10 tane balık o kadar. Hiç kara tavaya katkısı yok bu akşam hiç. Bu akşam hep oturuyor yatıyor. Işığı da açmışsın şarjını bitir diye. Hep biri arkandan diyecek, ışığı kapat abi, şunu yap abi. Kızdırayım azıcık. Abi ne yaptık biz bu akşam? Vallahi. Anlamadım gitti bu iş. Bu akşam o kadar dedik, şöyle tutuyoruz, böyle tutuyoruz. Tuttuk da yani. Nereden baksan 30 parça olur.
aldım. İlla ayağa kaldıracaklar. Çok iyi bir şey, çok iyi basıyor. Efsane. Hop. Evet. Tam da ayağımın dibine düştü. Güzel arkadaşlar. Gerçekten güzel. Seni yakalayayım derken. Tamam, sıkıntı yok. Hemen atalım, belki bir tane daha alırız. Bu akşam yanımızda yine YouTube'dan bizi takip eden bir ablayla abimiz vardı. Onlar her akşam çaparaya geliyorlar buraya. Ablada spin kamışı varmış bir tane de yanında. Dedik abla, Karolin sistem yap. LRF at sende. Hemen ona bir Karolin sistem yaptık. Attı, çok keyif aldı o da. Bir iki balık aldı. Bundan sonra diyor, ben de diyor geceleri diyor buna döneceğim diyor. LRF güzel arkadaşlar. Geceleyin böyle. Özellikle şu anda yaz dönemi geliyor. Başladı artık, yaz geliyor. Avlar ısındıkça burada insanlar dolar taşar sahil. Orada çayını çorbasını demleyenler. Ailecek gelip çoluğuyla çocukla burada parkta oynayanlar. İşte semaverde çay demleyenler. Eşler de burada gelip balık tutuyor. Keyifli oluyor. Bir de LRF olayı ince arkadaşlar. Çok yormuyor insanı. Yani 150 gram olta, 150 gram makine atıyorum. 300-350 gram, hadi bilemedin en fazla, en ağırı 400 gram olsun. Yani saatlerce atabilirsin. Bir de bir tane istavrut yakalıyorsun. Sanki böyle palamut yakalamış gibi bir hissiyat veriyor. Levreyi aldığımdan beri beyaz silikondan geçemiyorum arkadaşlar. Beyaz silikon fark yaratıyor gerçekten. Fujin B-Worm beyaz. Sana geçen dedim yani. Kramponun topunu çizik şey yapıyor. Gerçekten çok iyi. Şu. Bu arkadaşlar. Yani merada işkine varsa işkine de saldırır. Levrek varsa, görürse o da atlar. Zaten istavrut katili. Çok avcı. Aksiyonu bozmamak lazım. Aksiyonu devamlı vermek lazım. Hoppa. Şunu bir çıkartayım arkadaşlar. Az önce şey bağlarken taktım kafama.
deniz kenarına gelirken arkadaşlar sıkı giyinmek lazım. İçinize içlik, kafanıza şapkayı takmayı unutmayın. Çünkü denizin şakası olmaz. Bakın 3-4 defadır attık, yine yok. Bazen böyle sohbet ederken, muhabbet ederken disiplini kaçırıyoruz arkadaşlar. Bunda da sonuçta bir disiplin var. İşte sarım hızı, ne bileyim, balığı başa bakıyorsun, balık dipte mi, orta suda mı, yukarıda mı, ileride mi, yakında mı, hepsine bakıyorsunuz. Şimdi ilk balık aldığında ikinciyi de aynı şekilde tekrarlaman lazım. Biz ne yapıyoruz, muhabbet esnasında unutuyoruz böyle. Yanımızdakiyle makara yaparken zaman geçiyor. Şimdi bir tane daha ayağa kalkayım da alayım tane. Evet. Ya şimdi bir tane atıyorum arkadaşlar, hemen alayım. Geliyor, uçuyor. Küçüğü sal. Şehirler ve insanlar hayal kırıklığıydı, biz de balığa kaçtık diyor. Evet, şehirler ve insanlar hayal kırıklığıydı, biz de balığa kaçtık. Leo Senon, Mersin'den selam olsun. Leo abime. Kocaeli'nden Üzeyir'e selam olsun. Antalya'dan Sedat Tekeli abime selam olsun. Aklıma gelenler. Aldım arkadaşlar. Dedim ya, hani ayağa kalkarsam alırım. İri bir balık, güzel basıyor. Çok güzel görünüyordur inşallah. Oo, çok iyi. Çok iyi. Efsane bu. Efsane. Çok iyi. Arkadaşlar boşuna doldurmadık biz orayı. O kovayı boşuna doldurmadık. Muhabbet ederken çok fazla ilgi göstermiyorum ama ayakta bakarsam onu alırım yani. Neyse, yine oturalım arkadaşlar şöyle. Ne diyorduk? Biraz da şöyle döneyim. Şöyle gözüküyoruz. Birlikte şöyle döneyim. Bel ağrısı var. Bel ağrısı olduğu için böyle. İleride daha iyi basıyor arkadaşlar. Balık ileride daha iyi basıyor. Daha iri var. Bir tık aşağıya geldik. Yaslanmam lazım. Belim ağrıyor. Bandırma sahiline arkadaşlar, bizim yanımıza kim gelirse her konuda yardım etmeye hazırız. Yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar.
cinsiyet, ırk, mezhep fark etmez. İnsan olsun yanımıza gelen herkese yardımcı olur. Erşit abi tınırı tutuyor gene orada. Evet, şimdi yorumlarda mutlaka şey yazacaklar arkadaşlar. İşte LRF kamışını iki elinle mi atıyorsun? Ne bileyim. Oturduğun yerden atman lazım, tek elinle atman lazım gibi gibi bir sürü şeyle yazarlar. Vallahi ben o kadar usta olamadım onlar kadar. Benim kolayıma böyle geliyor. Hem daha uzağa atıyorum. Ne bileyim, hem riske atmıyorum. Herhangi bir yere taktırmak istemiyorum. Malımın kıymetini biraz daha bilmek istiyorum. Kedicuklar. Kediler geldi. Yakalayayım size bir tane balık be. İki kedi karşılaştı. Hadi yakala şu levreyi artık. Hadi seni boşuna mı getirdik yanımıza? Ama bak sen de beğenmişsin sözü değil mi abi? Sözümü diyorum, şey sözü sen de beğenmişsin. Şehirler ve insanlar hayal kırıklığıydı. Biz de denize kaçtık. Biz de balığa kaçtık. Şöyle atanlar var değil mi? Sudan çıkartıyor, atıyor. Sudan çıkartıyor, atıyor. Erşat abi de istavriti canlı taktı orada şeye. Şamandıralı sisteme taktı arkadaşlar. Lüfer varsa işte saldırsın, levrek varsa diye. Bilmiyorum ne yakalayacak. Allah. Bak kaç atış oldu? 6-7 atış oldu belki. Vallahi bazen böyle balık bir kesiyor balık. Atıyorsun yok. Bazen bakıyorsun 3-4 defa arka arkaya alıyor. Anlamadım gitti. Yeşil dene, kırmızı dene. Bak böyle ışıklı olan yerlerde UV olanlar çok iyi çalışıyor. Yanlış biliyorsam yorumlara düzeltin arkadaşlar.
arttırmış. Hayır lan. Kalama aldı ama ne bu var? Hocam dükkan çok sağlam duruyor. Adamla dalga geçerken dükkanın düştü. Kayaya taktırmışsın da sana. Erşat abi sürekli değiştiriyor. Yeşil takıyor, kırmızı takıyor sürekli. Neyse, bir de biz deneyelim arkadaşlar. Farklı bir sistem. Önce şuraya bir koyayım. Mesela gel bakayım sen şöyle. Şu Karolin sistemi 2 dakika çıkartalım arkadaşlar şuraya. Karolin sistemi şöyle bir koyalım şimdilik. Şurada dursun. Şurada düşürmeyiz. Yerlere ya da şuraya koyalım düşmez. Şurada gözümüzün önüne. Şimdi bunun ucuna biz şey takalım. Nerede bizim? Jiket kutumuz nerede? Şuna bir tane. Ben diyorum ki bir tane jiket takayım. Ondan sonra bir tane de hırsız iğne takayım arkadaşlar şöyle. Bakalım ne yakalayacağız. Evet. Bak, dur şöyle yapalım. Hırsızı ikinci plana atalım. Yani 4 santim hırsız değil de 2 santim hırsız. Takalım şöyle. Şöyle hırsızlar var. Şuradan sağ taraftakiler küçüktü zaten. 2 santim olanları sağ tarafa koymuştum. Ciketimi de aldım elime. Evet arkadaşlar, şimdi buna da nerede bizim kırmızı ya? Kırmızı takacağım arkadaşlar. Yine Kucun Baby, ben kızım kırmızısını takacağım. Bir denemasyon yapalım. Bakalım bu denemasyonun sonucunda nerede hırsızımız? Bakın hırsızı da göstereyim şöyle. 2 santimlik bir hırsız. Şimdi arkadaşlar size gösteriyorum nasıl takıldığını. Şöyle. Gel yavrum sen buraya. Malzeme bu. Hırsızı da hemen tak buraya geçireceğim şimdi.
geçirdim arkadaşlar. Böyle. Şöyle yaptıktan sonra bakın burada bunun stoperi var. Stoperinden şöyle çektik. Stoperinden çektim arkadaşlar. Şimdi bunu da kuyruğuna iliştireceğim. Şu. Şudur. Bakın kuyruğuna da bunu taktım arkadaşlar. Sistem bu. Bakın bununla alacağımdan eminim. Evet arkadaşlar. Herhangi bir Karolin sistem falan yok. Karolin sistemi çıkarttım. Direkt klipse jiketi taktım. Hırsız iğnemi taktım silikona. Şimdi bu sefer dip çalışacağız. Dibe atacağız. Attık. Bu arada 2 gram jiket arkadaşlar. Ha, bunda da aksiyon vereceğim. Bunda da aksiyon vereceğim. Yani. Bakalım. Bu sistemde gelmiyor. Zaten böyle jiketli atmayı sevmiyorum arkadaşlar. Yaz gelsin. Ha, mır mır da 10 numara 5 yıldız. Dibi taracaksın. Kumluk. Kumluk denizde. Dibe yatıracaksın. Dipten ara ara aksiyon vere vere. Atıyorum Pandora'nın kurtlarını takacaksın. Ya da Fuji'nin kırmızı kurtlarından takacaksın. Dipte sürtme yapacaksın. Şimdi bu şekilde. Bu şekilde de aldım. Çok aldım ama. Şu an yok. Bir de hırsızı çıkartıp deniyoruz arkadaşlar. Bakalım ne olacak. İnşallah bir balık alırız. Az önce aldığım o kocaman istavritler. Büyük istavritler aldım. Komple ambarlamış. Silikonu komple. Hiç mideye göndermişti. Zor çıkarttı. Mesela o tip balıklar denk gelse hiç affetmez. Derler ya. Yok yok yok. Bunu da çıkarttık buraya koyduk. Yerine koyalım. Şimdi arkadaşlar şurada sürprizlerim var, sürprizleri çıkartıyorum. Bu nedir? Bu şöyle bir şey arkadaşlar. Çok güzel bir yansıması var su içerisinde. Güzel bir kardeş. Deneyelim bakalım. Tabii ki.
kadar. He? Starlet mi? He. Levrek, at. Levrek nerede? Levrek. Geziyor mu? Geziyor ya. Valla. Gördüm. Aha. Bak. Vallahi aldı ispendeği. Bak dur gidiyorum. Ben dedim abi. He? Orada ben de aldım geçen ispendek. İspendek mi aldı o, levrek mi aldı? Gel gidelim bakalım şu yanına. 2 dakika. Deminden beri ona atıyor bak. Ne aldık bakalım. Deminden beri beni çağırıyor. Oynak var geldi. Aynı abi. He Erşat abi. Bak. Ya geçen akşam deli oynak yapıyordu. Alper sen bekle o zaman 2 dakika geliyorum. Bakalım bakalım Erşat abi ne almış. Erşat abi ustalığını konuşturdu mu? Çağırdığına göre geldik bakalım hadi. Ne aldın baba? Oo, bir tane melanur var. Ne diyorlar buna? İspari var. İki tane mi aldın ispari? İspari. Evet. Şu büyüğü ver bakalım bir görelim. Küçüğü. Kaçırı sana atarım. Küçüğü sal abi. Salayım mı onu küçüğü? Sal. Evet. Küçüğü salıyoruz arkadaşlar. Küçüğü Adnan sadıcım için salıyorum. Hop. Ama keyif oldu ya lan. Bunda böyle biraz büyük geldi be. E burası kayalık bölge abi. Evet arkadaşlar bu güzel. Yani tabak ispari. Güzel gerçekten. Tam bir karış arkadaşlar. Bir karış. Benim de ellerim papaz gibi el var bende. Şöyle göstereyim. Yani 20 santim güzel bir ispari. Ben de dedim ki levrek aldı bu beni çağırdığına göre. Diyorum ya bak şeyden kopardı çok güzel çekti ya öyle böyle değil. Ya Erşat abi biliyorsun burası yatağı yani burada çok oynak var. Neyse ben de kayıttaydım o sırada çağırınca dedim yaptı bu yapacağını. Kim yakmış oraya ateş yanıyor abi ben dedim duman tebi. Çocuklar burada her akşam biri yakıyor be biliyorsun ya dumana boğuluyor. Allah sorma. Neyse taktırma kendini bak burada çok kayalık var. Ben gideyim Alper'in yanına. Evet. Şuradan gideyim. Düz yoldan gideyim ya. Bacaklarım vardı arkadaşlar. Evet. Bandırma sahilde. İsparinin birini saldım. İspariymiş. Ama bir tanesi iyi. 20 santim var. Bu kadar. Heyecan yarattı. Ben de diyorum ki levrek aldı galiba. İspariyi bir attım. Tam suya düşerken kayaya çarptı. Bayıldı hayvan. Ondan sonra kedi geldi. Hamle yaptı balığa suda. Tokadı yiyince balık tokadı yiyince nasıl gidiyor? Abi etraf balık kaynıyor şu anda. Şöyle. Getir benim balıklarımı. Stavrit de aldım biz daha oradan. Getir balıklarımı şuraya kovaya. Onlara çalışıyor galiba. Onlara kayıtta.
Böyle bir avuç, bir tane. Ha biliyor. Nerede? He? Gidelim kahve alalım. Erşat Bey'in gönlü olsun. Para da bırakmış buraya 100 lira. Para üstünde vermeyeceğim ona. Evet. Evet arkadaşlar. Erşat Reis. Kahve ısmarladı. Kahvelerini aldık. 2 tane şöyle. Hemen Bal Box'ın kahveleri geldi. Erşat Bey, buyurun kahveleriniz. Böyle bir izzeti ikram dünyanın hiçbir yerinde yok abicim. Hem balığa getir, hem kahvesini al getir. Varsa söyle. 10 numara, 10 kayıt adam, kayıttayız, kayıttayız. 10 numara 17 bir adam olduğunu söylemiş miydim daha önce? Tamam buyur bu fişin. Al koy cebine. Bu latten. Latte matte. Dur bundan önce bir dakika. Bir saniye. Şu 10 TL para üstün. Malbox'ta başlamış kazıklama. Abi 40 lira, 40 lira. Su da aldım. Sen böyle şeyler akıl etmezsin. Bak mis gibi de suyumuz var. 40 yapmış latteyi. Vallahi şok oldum. Neyse. Hadi afiyet olsun arkadaşlar. Alper bir elim daha olsaydı bir sana da alacaktım. 2 elim var. Ama kardeşime ısmarlayabilirim. Kimse yok, sıra yok. Git al istiyorsan. Abi nerede? He. Azıcık dinlenelim arkadaşlar. 5 dakika şöyle. Mola. Kahveler. Şöyle koyduk. Arkadaşlar. Şimdi dinlenme molası. Karidesimizi attık. 3-5 sefer. Atmadık demeyelim diye. Şimdi koyacağım onu yerine. Tekrar biz karabin sistemimize geri döneceğiz. Bu arada. Şimdi şöyle koyalım arkadaşlar suyumuz. Allah kimseyi susuz bırakmasın. Şunu da kafamıza bir takarsak. Başka türlü çıkartamıyoruz. Gözler görmüyor, yaşlandık artık. Evet, bunda tamam. Hemen şuradan bir karolin sistemimizi alalım. Buraya takalım arkadaşlar. Ne oluyor öyle be şapır çapır? Bu da tamam arkadaşlar. Bu da tamam. Şimdi çık şöyle. Tamamdır. Evet. Şu kafalanmamızı çıkartalım şimdi. Gayet keyifli bir akşamdayız. Bizim nebzimizde yani balık yaptı. Çok da gözümüz yok arkadaşlar.
yapıyorsun son zamanlarda. Şöyle oturayım. Evet. Kahvemiz. Şuradan jiket kutumuza hemen şu jiketi koyalım. Bu bir. Bir de ufak bir hırsızımız olacaktı. Evet, o da burada. Şimdi onu da yerine taktık. Bunu da böyle kapattık. Bunu da böyle yerine koyduk. Gayet güzel. Bir 10 dakika dinlenelim arkadaşlar. Adamlar kahveyi iyi yapıyorlar yalnız ha. Lattesi güzelmiş. Evet. İşte ama insan da böyle boş duramıyor. Bir atayım diyor. Bir atayım diyorum. Bir sıyıttırayım bakayım ne olacak. Evet Erşit abi. Alper nerede? He? En başa gitmiş. Ya çocuk hayalet gibi ya. Bir oraya bir oraya gidiyor. Söylemiyor da nereye gittiğini. En güzeli de böyle bir... Tabii abi. Daha gece yeni başlıyor. Yarın sabah pazar. Çorbacıya gideceğiz daha. Sabahlarız biz bu gidişte. Oho, yan çizme hemen. Aha Erçat abi. Senin şey oynuyor. Ama bir sağ sol yaptı şöyle bir. Normalde yeldirme yapman lazım senin. Şunu alacağım, yeldirme yapacağım. Yakaladığım ilk istavrit niyeti bana. Tamam. Bunlar baygınlık geçirdi zaten. Bak nasıl levrek alıyoruz bu akşam gör. Aslında ben sana bir şey söyleyeyim mi? O yakaladığın ispariyi yapsaydın var ya. Tam levrek yemi. Anlamadım niye kırıldın? İki şov yapacaksın diye YouTube'da. Tam lüferle levreğin yemi. Nerede o ispariler? Kovaya mı attın? Alper oradan tazesini versin sana. Alayım bir tane bari. O da benim dedikodumu yapıyor. Bak kedi. Gelip duruyor mu buraya? Balıklarımızı yeme. Vallahi yedirmem. Kepçe orada mı kepçe? Arkadaş şurada bir yer var. Her seferinde oraya takılıyor abi.
Vallahi bu da takılırsa. Bak abi gitti. Bu da gitti. Gitti. Ne gitti? İğnemiz gitti galiba. Allah'tan iğne gitti yani. Evet arkadaşlar. Çok güzel. Muhteşem bir lapin aldım. Şöyle bir kendine bir gelsin. Şöyle göstereyim. Niye böyle sabitleyemedi? Aksiyonu acayip iyiydi. Çok süper bastı ya. Vallahi çok keyif verdi. Hemen suya salacağım. Hemen suya salıyoruz. Göstereyim arkadaşlar. Gerçekten çok iyi boyuyor. Neye bastığını da göstereyim. Pandora. Pandora'nın kurduna. Efsane arkadaşlar. İşte şöyle arkadaşlar. Çok iyi boyuyor. Vallahi. Hemen sağ olun. Şöyle atalım. Evet. Ava devam. Alper'le buradayız. Erşat abi o tarafta. Evet arkadaşlar. Atar atmaz. Atar atmaz ilk aksiyona bastı. Yine Pandora. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın atar atmaz. Kurt da kurt bu abi. Gerçekten kurt da kurt yani bak. Şuna basmaz mı ya? Şuna basmaz mı? Bir saniye. Hemen çıkartalım bunu. Evet çıkarttık arkadaşlar. Çok güzel be. Hemen saldım babayı. Hemen babayı saldım. Evet arkadaşlar hemen suya iade. 1, 2, 3. Evet o da gitti. Ava devam arkadaşlar. Son durumu şöyle bir paylaşayım. Balıklar da efsane. Efsane boylar arkadaşlar. Şuna bakar mısın? Efsane. Kapak kadar vallahi billahi. Mera değiştirdik. Biraz başka tarafa geldik. Burada şu an çok iyi. Çok iyi balık basıyor. Lapinler. Pandora çalışıyor arkadaşlar. Pandora. Efsane. Hırsızlı sistem hırsıza basıyor. Yani hırsızdan kurtuluşu yok. Bakın. Şuna. Şuna bir bakın arkadaşlar. Şuna bir bak. Evet. Şöyle. Azıcık dolanmış hemen düzeltelim. Yani düzelteceğiz arkadaşlar. Evet. Şöyle bak. Şöyle. Ben her atışta bir kontrol ederim. Şöyle bakın. Gerçekten 10 numara 5 yıldız. Evet. Atışa devam arkadaşlar. Ne aldın? Beni heyecanlandırdın. Dedim kürek mürek ne varsa getiriyor. Vallahi mi? Güzel biraz taktırdı. Dur bakalım. Bu dolgu ışığını niye yakmadı? Ha düşük pil diyor. Şöyle gel bakalım ışığa gel. Şarjım azalmış iyice benim de ya. Oo, kanka bu da büyükmüş be. Bu niye böyle? Anladın mı abi? Hiç bak karnı. Muhtemelen havyarlı. Sağ olun. Hadi rastgele. Güzel bir 10 dakikalık mücadeleden sonra bir paşayı daha kandırdık. Limitler dahilinde. Şöyle göstereyim. Evet. Ne kadarmış şöyle? 22 30-35 santim. Güzel.
Evet arkadaşlar, şeyi çok zor yutmuş. Şöyle göstereyim. Yaklaşık 30-35 santim. Daha büyüklerini gördüğümüz için salacağım inşallah. İnşallah gider arkadaşlar. Çok zordayım. Bitmesi için dua edeceğim şuraya. Zor çıkarttım artı. Şöyle. Bir kendisine gelsin bakalım. Evet. Giderse eğer. Giderse bırakacağım. Evet gidiyor. Hadi yavrum. Hadi. 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 Evet. 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 Evet gitti. Evet gitti arkadaşlar. Oh. Gitti arkadaşlar. Ölçmek zorundaydım. Ölçmek zorundaydım arkadaşlar. Yaklaşık 35 santim falan geldi. Vicdani limitlerimle bir an tereddütte bıraktı beni. Ama suya iade etmek en doğrusu olduğunu düşündüm. Çünkü onun geçen hafta zaten 1 metre boyundakini almıştık buradan. Neden ufağını alalım diye bir vicdan mukayesesi yaptım. Oltası suda olan herkese rast gelsin. Ama bir yarım saat daha devam ederim. Oynaklar olduğunu görmüştüm şurada. 2 kere silikon değiştirdim arkadaşlar. Pandora'nın silikonuna geçtim. Fuji'ne geçtim. UV'li pembe attım. Göstereyim. Yine arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yine. Tam dedim ki Cihan boş ver. İşte bu. Şöyle göstereyim. Yine arkadaşlar. Şu. Bugün baby beyaz. 6 numara yine. Evet, yaklaşık bir 15 dakika uğraştırdı beni sudan çıkarmak için. Ama arkadaşlar çok güzeldi. Şöyle bir kendimi döndüreyim. Evet. Evet arkadaşlar. Güzeldi. Duyguyu herkesin yaşamasını istiyorum. YouTube'da ve Instagram'da yakala bırak sen de yapıyor musun diye bir paylaşım yapmıştım. Eğer vicdani limitlerinize uymuyorsa siz de böyle 30 santimlik 35 santimlik levreklere sağlarsanız iyi olur. Çünkü geçen hafta da aynı muhabbeti yaşadık. Yani limit 25 santim diyor. Zaten bir karış şöyle bir karış 22 santim zaten arkadaşlar. O da o ispendekler bence yasal limitlerin çok çok altında. Ya da vicdani limitlerin çok çok altında. Yani 40-45 santimlik levrekleri almaya devam inşallah. Ve de daha büyükleri sizlere gelsin. Evet arkadaşlar. Yine saati 2.30-3 yaptık herhalde değil mi Erşit abi? Evet bakıyorum. Saat 3'ü 5 geçiyor. 3'ü 5 geçiyor arkadaşlar. İskele'de balık tutan bizden başka kimse kalmadı. Gene en sona biz kaldık. Oh bir sürü iskorpit. Lapin tuttuk. Melamor, onları ispari. Saldık. İspariler vardı. Küçüğü saldık. Büyük nerede? Kayıp büyük belli değil. Kovaya attık diyoruz. Kovadan çıkmadı. Ya kedi aldı. Ya kediye kaptırdık. Çok inanılacak gibi değil bu akşam. İnanılmaz şeyler oluyor. Son düzlükte avı sonlandırmadan önce çok güzel bir balık bastı. Evet. Ama nedir ne değildir görmek nasip olmadı. Hakikaten arkadaşlar. Ben tam artık son atışları yapıyordum. Çok güzel bir tane balık bastı. Muhtemelen ya işkine ya minekop ya karagöz, sargöz bir şey yani bilmiyorum. İnanılmaz ağır bir şeydi. Erşit abiye koş dedim. Kepçeyi getirdim.
Kayanın altına girdi, çıkartamadık. 2 saat yani 15-20 dakika uğraştık herhalde. 15-20 dakika uğraştık. O da en sonunda zorlamaktan koptu. Yarıdan koptu. İğnenin oradan da kopmamış gene. Güzel be abi, kaç parça olmuş? Şöyle bir ufaktan bir tane ufağımız varmış. Bunu parçalamışlar. Şunu kediye versene abi. Kediye şunu versene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 26 parça. 26 parça balık arkadaşlar. Güzel. Yani şunlar falan bakın çok güzel istavritler. Şöyle bir karışa yakın istavritler var yani. Şunlar muazzam boylar. Bakın bunlar gerçekten güzel boylar. 18-20 santime yakın balık var burada. Güzel, bazıları ufak ama olsun. Evet, bu akşam da böyleydi arkadaşlar. Çok keyif, çok keyif aldığımız bir akşam oldu. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Herkese iyi hobiler, hepinize rastgele arkadaşlar. Oltası suda olan herkese rastgele. Aynen, eyvallah.